İnsanın fıtratına birçok hissiyat verildiği gibi o hissiyatlardan bir tanesini ele alacağız. Sahiplenme duygusunu konuşacağız. İnsan bir şeyi sahipleniyor, onu muhafaza etmek istiyor. Muhafaza etmesine sebep başka başka şeyler oluyor. O yüzden herkes kendisini dersin merkezine alsın. Evet, bu ders benden bahsediyor. Benim düştüğüm haletten bahsediyor. İnşallah çözümler de vardır diyerek sonuna kadar dinlemesini talep ediyoruz. Dua edin Cenab-ı Hak tesiratı halk etsin, bana da inşallah tesir etsin. Evet, insanın fıtratına hırs verilmiş ve o hırsla insan hayatını muhafaza etmeye çalışıyor. O hırs olmazsa insan hayatını muhafaza edemez. Ve hayatını muhafaza etmesine sebep olarak da o hayata karşı bir aşk ve zevk vermiş. O hayattan nemelandığımız çok noktalar çok. Yani orayı sevmesek muhafaza etmeye çalışmayız. Hatta sevdiğimiz zaman bazen de ayar kaçabiliyor. Sevdiğimiz şeylere beka veriyoruz. Onu baki zannediyoruz, ebedi zannediyoruz. Öyle seviyoruz. Hep misal veriyoruz ya, aldığın bir araba, o kadar para vermişsin, 3 gün sonra motor düşecek denirse o arabayı almazsın. O arabayı hiç motor bozulmayacak gibi görerek alırsın. İnsan evlenirken de eşinin güzelliği hep öyle kalacak zannediyor. İleride hastalanacak, yaşlanacak vesaire vesaire, onları hesap etmiyor. Güzel gördüğü, güzel böyle tevehüm ettiği şeylerin bekasını arıyor insan. Çünkü onda bir aşk var, onda bir zevk var. Şimdi koruma sebebi olan aşk ve zevk kısmı mecazi ve hakiki olarak iki kısma ayrılır. Bu da kişiye göre değişir. Mesela birisi dünyayı ebedi görür, hiç ölmeyecek gibi sahiplenir, öyle sever. Yani sefahat cihetiyle sever. Günahlar ve zevkler, yasak zevk ve eğlenceler cihetiyle keyifli bir hayat yaşama uğruna o hayatı korumaya çabalar. Öyle yani, herkes elindekini muhafaza etmeye çalışıyor. Başka biri de bu dünyayı üstünden geçilecek bir köprü olarak görür. Ahiret için burayı bir ticaretgah olarak görür. Ve aynı zamanda bu hayatı emanet bilir, misafir olduğunu idrak eder, o şuurla o hayatı muhafaza etmeye çalışır. Diğerinin muhafaza etme sebebi başkayken, diğerinin muhafaza etme, inşallah bizleri muhafaza etme sebebi bu. Yani hayatı olan aşkını ve zevkini, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda sarf eder. Yani dünyasını da koruma cihetiyle şöyle bakar, dünyasını, evini, eşini, namusunu ve o yöndeki itibarını günahlardan muhafaza etmeye çevirir. Şeytanın ona musallat olmasına engel olmak için o muhafaza isteğini oraya sarf eder. Kişiye göre değişiyormuş ama bu herkeste hayata karşı hırs var mıymış? Varmış abiler. Şimdi burada asıl mesele şu. İki kısım içinde, yani hayır tarafından da böyle düşünen, şer tarafından düşünen insan için de buradaki asıl mesele, benim kuvvetim ve kudretim bu hayatı, bu kainatı, bu dünyayı, hatta kendimi ve bedenimi muhafaza etmeye yeter mi? Ya ben korumak istiyorum, böyle bir iradede bulunuyorum ama yeterli mi? İşte problem burada başlıyor. Yeter görenler kaybediyor. Yeter görmeyenler iki cihette kazanıyor. Dersimizde inşallah onun üzerine olacak. Yani bendeki o kudret ve kuvvetin yanında bir de bende bir merhamet var. Çünkü kendi hayatımı muhafaza etmeye çalıştığım gibi başkalarının hayatını da muhafaza etmek istiyorum. Mesela eşimi, evladımı, kedimi, köpeğimi, bahçemi, ağaçlarımı vesaire, her şey. İnsan iş yerinde işte 10 kişi çalıştırıyorsa onların da hakkı hukukunu muhafaza etmek istiyor. Merhameten onlara yardımcı olmak istiyor. İşte diyor ki, sendeki kudret ve kuvvet buna yeterli mi? Veyahut bendeki merhamet, sendeki merhamet ile, o irade ile, ilim ile bu kainat ve bu hayat ıslah edilebilir mi? Islah etmek istiyoruz. Çünkü hoş görmediğimiz çok şeyler var. Hoşumuza gitmeyen, müşevveş olan, yani baktığın zaman tiksindirici, hiç de hakka ve hakikate uymayan çok çirkin haller görüyoruz. Dünyanın ahvalini görüyorsunuz. Ne hale geldiğini, yani zalimin izzetinde, masum ve mazlumların zillet içinde bu dünyadan göçtüğünü görüyorsun. Merhametin var ama merhametin ıslah etmeye yetmiyor. İşte burada ne yapacağız? Yani onları ıslah etmenin yanında o perişaniyetten kurtarabilir miyim? Gerçekten gerçek sahibi ben miyim? Soru bu işte. Yani evladımı göndermiyorum. Evlat onun mu işte? Problem burada başlıyor. Yapmıyorum, etmiyorum. Namaz kılmıyorum. Gerçekten böyle bir kudretin var mı senin? Böyle bir yaptırım var mı? İşte onu konuşacağız. Evet, asıl sahibini bulamayan kendisini sahip zannediyor. Sonrasında ağır yükü başına ve beline yükletir diyor üstad. Korumaya çalışırken insan yoruluyor. Hayat böyle. Bakın, hayatımıza dahil olan ne varsa, ev, araba, ayakkabı dahi olsa, onu koruma
isteğimizden ve koruma hissiyatımızdan dolayı yoruluyoruz. Hayatına ne kadar çok materyal girerse, ne kadar çok maddiyat girerse, senin sana verilen hissiyatlar sınırlı olduğu için, dünyada kullanım amacıyla enerjiyle sınırlısın, imanını muhafaza etmen gerekirken sarf etmen gereken enerjiyi dünyevi hissiyatlarınla, dünyevi malın, mülkün, yaşantın ve hayatını muhafaza etmeye çalışıyorsun. Elindeki malın mülkünü şu ekonomik gidişatın kötü gidişatından diyelim muhafaza etmeye çalıştığın gibi ahir zaman olması cihetiyle bu kadar tehlikeler içerisinde imanını muhafaza etme derdi var mı? Kağıt kalem alıp da hesap kitap yaparken bir şeyleri muhafaza etmek için aynı şekilde evladım, eşim, benim bir hayatım var, ömür kısa, yaş geçiyor. Ne yapmam lazım diye bir hazırlığım var mı işte? Acı gerçekler değil mi? Bak o hissiyatımızı bir mümin de olsak bak nereye sarf ediyoruz. O yüzden ağır yükü başımıza ve belimize yüklüyoruz. Korumaya çalışırken de yoruluyoruz. Tabii bu yorgunluk sadece maddi yorgunluk değil. Kaygılar ve endişeler insanın kalbinde dikenli teller gibi her tarafını sarıyor. Yani her kalp atışında o dikenler batıyor yani. Nefes almak zorlaşabiliyor. Lezzet dahi alamıyor. Ama bir başkası var ki dünyayı bir gemi gibi görmüş. Dünya gemisine binmiş, başındaki ve belindeki yükü indiriyor. Çünkü geminin sahibine itimat ediyor. Geminin sahibini tanıyor. Geminin sahibi gemiyi muhafaza ettiği gibi, gemiyi koruduğu gibi, ona sahip olduğu gibi elbette benim de şurada iki tane çantama sahip çıkar, onu muhafaza eder. Onu itham etmemem lazım, onu tenkit etmemem lazım diye ona istinad eder, rahat bir yolculuk yapar. Ben koruyacağım, ben muhafaza edeceğim diye başında belinde yolculuk boyunca taşısa, bu adam malum 23. sözün o tevekkül bahsinde ahmak durumuna, gülünç duruma düşüyor. Dünyada böyle de oluruz yani. Çünkü dünyanın gidişatında insan nihayette bir hamal olarak gidiyor. Biriktirdi, taşıdı, zihninde, kalbinde taşıdı, zihnini, kalbini yordu, bedenini de yordu, başını da yordu, belini de yordu, ağır yükler içerisinde gitti. Allah muhafaza. İşte bugünkü okuyacağımız ders bununla alakalı. Mülk kimindir? Nasıl davranmamız lazım? Nasıl bakacağız olaylara? Benim buradaki mahiyetim nedir? Benim görevim nedir? Nasıl bir misyon almam lazım üzerime diye. O yüzden 20. mektubun arkadaşlar 4. kelimesini konuşacağız. 4. kelimesi lehül mülk. Lakin lehül mülke gelmeden önce şu 2. kelimeyi bir okumak istiyorum. Kısa, öz. Bu birinci enfüsi olarak bu yani mülkü kime teslim etmem gerekiyor kısmıyla değerlendirelim. Sonra devam edelim. Bakın yani bir olan Allah'a itimat edip de ona güvenip de işlerini öyle baktığın zaman, öyle değerlendirdiğin zaman, öyle bir hayat sürme gayesine girdiğin zaman bakın vahdehu diyen bir insan yani Allah birdir diyen insan. La ilahe illallah'ın kardeşidir vahdehu. Allah tektir. Müracaat edilecek başka biri yoktur. Başkasının rızasını tahsil etmeye gerek yoktur manasında. Vahdehu diyen birisi şöyle şifalı, saadetli bir müjde bulur diyor. Şifalı çünkü insan zihnen kalben o birliği bulamazsa kesret içerisinde boğulduğu zaman hastalanıyor. Allah'ı bulamamak bir hastalıktır yani. Hastalar Risalesi'nde sendeki diyor asıl hastalık Allah'ı tanımamaktır diyor. Bugün insan MR'a girse, tomografi, ultrason vesaire röntgenler çekilse her yer böyle on numara cinli gibi deriz ya. Böyle olsa da Allah'ı tanımıyorsa içerisi kurtlanmış. Asıl hastalık bu işte. O yüzden vahdehu diyen kesretten yani çokluktan kime müracaat edeceğini karıştırdığın, kime halini arz edeceğini karıştırdığın bir anda Allah'ı bulan bir insan işte diyor ki şifalı bir müjde bulur diyor. Saadetli bir müjde bulur. Çünkü der ki arkadaşlar ruhu beşer keşmekeş içerisinde karışıklar içerisinde bir melce arıyor. Bir sığınak noktası arıyor. Bir halaskar arıyor. Bir kurtarıcı aradığı zaman da der ki Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Yani dal kavukluk yapma. Onlara kendini beğendirmeye çalışma. Çünkü halka olan muhabbet de ve halktan olan korku da bir beladır diyor. Çünkü senin marziyatını bilmezler. Senin istek ve taleplerine istediğin gibi karşılık vermezler. Karşılık talep ederler. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun.
Bu birinci etap yani. Asıl sahibini bulmak, her şeyin sahibini. Sonra bir de mülkiyet cihetiyle sahibini bulmak var. Çünkü biz evet kendi dert ve sıkıntılarımızda müracaat edilecek noktayı ve derdimin de ve başıma gelen belaların da sıkıntıların da sahibi Allah'tır diyorum. Bana zulmedenin de sahibi Allah'tır derken malım, mülküm ve benim zannettiğim çok şeyler var, onların sahibi kimdir? O da dördüncü kelimede açıklanıyor. Dördüncü kelime lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Sen onun mülküsün. Sen hem onun memlüküsün. Sen hem onun mülkünde çalışıyorsun. Şimdi burayı biraz inceleyelim. Şimdi insan dese ki ben kimim, ben neyim diye sorsa evet cevabı burada. Sen Allah'ın mülküsün. Devam etse peki daha neyim? Sen onun memlüküsün. Yani onun emri altında çalışan bir kölesin sen. Sonrasında dese ki peki daha ben neyim? Aynı zamanda onun mülkünde çalışan birisin. Bakın dikkat edin, mülküyüz, memlüküyüz ve mülkünde çalışıyoruz. İşte şu üçleme, mülk umumen onundur derken insan kendini dışarıda zannettiği için üstad mülk umumen onundur, sen de onunsun diye sen kelimesini kullanıyor orada. Çünkü nefis kabullenmiyor. Her şeyin sahibi Allah. Hayır, senin de sahibin Allah. Her şey onun tahtı emrinde, tahtı hükmünde, tahtı tasarrufundaysa, idaresindeyse sen de aynı şekilde öylesin işte. Ve devamında insan bu cevabı aldığı zaman işte diyor ya, insan kendini bilirse Rabbini bilir. İnsan haddini bilirse Rabbini bilir. İşte bu ders bize haddimizi bildiriyor. Haddini bilmek kulluğun şubelerinden birisidir. Gerçekten öyledir yani. Bakın yani iman eden insan haddini, hududunu bilen insandır. Hak, hukuk cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinden dışına çıkmayan insandır. Evet, Cenab-ı Hak diyor ki sen benim mülkümsün, memlükümsün, benim mülkümde çalışıyorsun. İnceleyelim tek tek, biraz oraya irdeleyelim. Mülk umumen onundur. İşte kabullenmediğimiz nokta burası. Kabullenmediğimiz bir gerçek burası. Çünkü mülk senin değil. Neden senin değil? Beraberinde getiremedin ki. Beraberinde de götüremiyorsun. Demek senin değil. Senin olsaydı götürürdün. Bak, her gelen sahiplenmiş ama kimse götürememiş. Demek ki bu mülk kimsenin değil. Değil mi? Sultan Süleyman'a da yar olmadı diye çok türküler var yani. Bize de yar olmaz. Sonrasında bakın sen onun mülküsün, insan kabul edecek. Yani ben benim değilim ki, sen de senin değilsin yani. Sen onun memlüküsün, alt kısımları daha da açacağız. Evet, sen bir kulsun, emir altındasın. Onun kanunları ve saltanatı altında yaşıyorsun. Ha, biraz kendine makam mı görmek istersin? Evet, sen bir memursun. Onun adına çalışan bir memursun yani. Kainatta onun adına bir müfettisin sen ama yine de onun memlükusun. İnsanlar diyor hür oldular. Gerçekten öyle değil mi? Herkes hür ama yine Abdullah'tırlar. Ne kadar insan kendini özgür bilirse bilsin yine de Abdullah'tır. Yine de kuldur. Allah'ın bir abididir. Kuludur yani. Evet, sen mülkünde çalışıyorsun. Onun mülkünde, dünya mülkü olduğu gibi beden cihetiyle de onda çalışıyorsun. Bu bedeni onun hesabına çalıştırmak zorundasın sen. O gözü onun hesabına çalıştırmak zorundasın. Bu kulağı onun hesabına, şu burnunu, dilini, elini, ayağını onun hesabına çalıştırmak zorundasın. Çünkü beden de onun, hayat da onun, kainat da onun. İnsan kabul edecek yani. Kadir-i Zülcelal'in bir askeri olduğunu, vazifeli bir memur olduğunu kabul edecek. Az önce söylediğimiz gibi. Neden? Çünkü onun tahtı hükmünde diyor. Onun tahtı emrinde, onun tahtı idaresinde çalışıyorsun. İnsan daire-i kudretten dışarı çıkamıyor. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği kanunlar çerçevesinde onun saltanatı altında çalışıyoruz. Öyle yiyoruz, içiyoruz. O belirlemiş, ona tabiiz biz. Sen yeni bir şey bulamazsın. Senin kainata keşfettiğin her şey, bulduğun her şey, icat ettiğin her şey, yaptığın her şeyin ham maddesi onda, sahibi de o. Bu kadar basit yani. Haydi diyor, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız bir araya gelseler, bir sineği icat edemezler, yaratamazlar. Sinek de onlardan bir şey kapsa onu geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de aciz. Yani insan çok kayıtlar altında. Sen de, ben de ne var? Cüz'i bir ihtiyar var. Cüz'i bir irade var. Bizde bir talep var. Bizde bir dua var. Bizde meyil var. Bu kadar basit yani. Bunlar içerisinde yaşıyoruz. Senin her bir halin, her bir ihtiyacın belki de gayri şuuri olarak bir dua hükmündedir. Çünkü ihtiyacın var. O ihtiyacını sen yerine getiremezsin. O yük ağırdır diyor yani. Bunu kabullendiği zaman insan haddini, hududunu biliyor. Cenab-ı Hakk'a teslimiyetin lezzetini yaşıyor işte. O yüzden de bakın devamında öyle söylüyor. Şu kelime diyor şöyle şifalı bir müjde veriyor. Ne demek ya? Şifalı bir müjde veriyor.
Evet, şöyle ki üstad başka bir yerde hani biz bunu nasihat isteyen yani hak ehli olan insanlara üstadın bir hitap olarak kabul edelim ama verilen nimetleri gafletle, inatla, gasp edercesine sahiplenen ve kulluk bilincinden uzaklaşıp da emanet olduğunu inkar edenlere de üstadın tabii farklı bir seslenişi var. O da nerede var? Balalaykasında. Bak diyor ki, şimdi bize emaneten verildiğini mülk sahibi odur diyoruz ya, onunla alakalı şöyle bir nokta var balalaykasında. Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği, yani nimet olarak verdiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır. İbaha, senin kullanmana izin vermiştir. İbahadır, temlik değildir. Senin değildir. Tamamen sana teslim etmiş vaziyette değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş. İstifade et diye ibaha etmiş. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde, yeme içme senin elinde, yemiyorum dersin yemezsin, içmiyorum tamam, yemek istiyorum yiyorsun. Yani senin tasarrufuna verilmiş yani, izin verilmiş, onu dahi idare edemiyorsun, miden hep rahatsız. Ne yarıyor, nasıl ayrımları yapılacak, vitaminler, mineraller, sindirim sisteminde işte mide üçüncü görevi alıyor, oradan o pepsinler, o proteinler parçalanacak da ince bağırsağa geçecek de kan hücreleri vücuduma dağılacak. Bunun idaresi dahi sende değil. Sana bırakılmış olsa, o asidik ortamdaki pH derecesini ayarlayamasan, sindiremesen sonra ne olacak? Yani bak gördün mü? Bunda bile diyor, bunun idaresini yapamadığın halde nasıl göz, kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin. Göz ve kulak da sende değil. Bakıyorsun, görüyorsun, duyuyorsun. Ya bunların idaresi mide gibi değil yani. Sende değil, sana bırakılmış olsaydı nasıl olacaktı? Her an göz kapağını sürekli açıp kapatmak sana kalsaydı ne olacaktı mesela? Misal vereyim. Çekiç, örs, üzengi vücuttaki 220 üzeri olan kemiklerin en küçükleri. En küçük kemikler üçüdür. Çekiç, örs, üzengi. Onların birbirlerini çarpmalarını, davul gibi öyle orkestra şefi olacaksın da pat 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 kullanacaksın. Onların birbirine vurmasını sana bıraksaydı ne olurdu? Sadece duyuyorum diyorsun, sen neler olduğunu bilmiyorsun. Bak orada üstad, hani bu kadar mı külhanbeylik yapıyorsun? İşte orada cahil kısmını söylüyor. Senin gibi cahile bırakmamış. Elhamdülillah bizim gibi cahile bırakmamış. Bıraksa ne olurdu yani? Şimdi buradaki işte nasihat kısmında bakalım şu lehül mülk kısmında acaba nasıl bir sesleniş var, nasıl bir müjde var? İşte diyor ki lehül mülk dedik. Evet, sen onun mülküsün, memlüküsün ve mülkünde çalışıyorsun. İşte şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor. Diyor ki ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Önce insan kendi alemindeki malikiyet davası, bir de kainattaki malikiyet davası. Bir önce bir kendimizi bir ikna edelim bakalım. Üstad öyle ikili aşamayla gidecek. Çünkü sen kendini idare edemezsin. Bir, o yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. İki, belalardan sakınamazsın. Üç, levazımatını, sana lazım olan şeyleri yerine getiremezsin. Dört, işte bu dört sebepten dolayı mülk senin değildir. Mülk senin olsaydı kendini idare ederdin, kendini muhafaza ederdin, belalardan her türlü sakınırdın. Ne ihtiyacın varsa sen onları kendin yapabilirdin. Bunları yapamadığın için mülk senin değildir diyor. Bakın dikkat edin, kendini idare edemezsin, sen noksansın. En büyük noksanlık uyuyor olmamız, acıkıyor olmamız, hasta oluyor olmamız, yaşlanıyoruz biz. Görmemiz kısıtlı, duymamız kısıtlı. Bir saniye sonrasına hakim olmadığımız gibi bir saniye gerisine de hükmümüz geçmiyor, sözümüz geçmiyor. Sen busun, kendini idare edemezsin. Evet, devamına bak bakalım. Bak, muhafaza edemezsin vesaire kısımlarından yola çıkıyorum. Hiçbir şey kararında durmuyor ki. Bugünün kralı yarının zelili oluyor mu? Oluyor. En güvendiğin seni arkandan vuruyor mu? Vuruyor. Evet. Benim dedikçe, sahiplendikçe hayata karşı yorgunluğun artıyor mu? Artıyor. Firavun da, Nemrut da, Karun da ben yaptım, ben ettim, ben kendi ilmimle kazandım, bu saltanat benimdir, ben dirilttim diyenler durdular mı? Kendilerini muhafaza edebildiler mi?
kendine lazım olan hayatı alabildiler mi? Olmadı değil mi? Evet. Belalardan sakınamadılar yani. İşte burada seni inandırmak istiyor üstad. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerle inandırmak istiyor. Yani inan diyor, inan. Bak durum böyle diyor. Numuneler var diyor, emsalleri var diyor. Şimdi eşini, evladını, çoluk çocuğunu, ananı, babanı dahi muhafaza edemezsin, idare edemezsin, belalardan sakınamazsın, her ihtiyacını yerine getiremezsin. Halil Talha okulda bundan 2 sene önce işte liseye giden bir çocuk top oynarken bahçede ortak alanda oynuyorlar. Halil Talha'nın üstüne düşüyor. Halil Talha'nın burnunu biraz böyle çatlar gibi oluyor. Doktora götürüyoruz. Uludağ'a gittik. Orada bekliyoruz. Hanımla meseleyi konuşuyoruz. Bak şu olay bize neyi gösteriyor biliyor musun? Mülk sizin değil. Siz onu belalardan sakınıp koruyamazsınız. Ya biz yanımızdayken aman düşmesin, aman etmesin diye kollamaya çalışıyoruz. Ben koruyorum diye havaya giriyoruz. Sen her daim yanında değilsin. Uykuda da ölebilir. Sen yanında yoktun, bak çocuğun ayağı kaydı. Çocuk üstüne düştü. Her şey başına gelebilir. Şu an buradasınız. Eviniz, eşiniz, çoluk çocuğunuz nerede? Deprem olabilir mi? Yıkılabilir mi ev? Her şey olabilir. Senin değil, anlamıyor musun diyor işte ya. Sen idare edemezsin. Belalardan sakınamazsın. Levazımatını yerine getiremezsin. Hasta oluyor evladın. İşin doktora götürmek sadece, başka bir şey değil. Şifayı kim veriyor? Değil mi abiler? Bu durumda nasıl bir müjde var? Ya böyle bir halde şu an ben bir müjde göremiyorum diyor yani, değil mi? Daha da böyle deştin abi diyor. Yaramı deştin diyor. Öyleyse diyor, beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. Şimdi mülk başkasınındır, tamam kabul ettik. Ama onu sahiplenen kişinin özellikleri çok önemli. Çok mülk sahibi benim diyen insanlar var, zalim. Merhamet yok. İşte diyor ki, devamını getiriyor. Mülk başkasınındır. O malik, o sahip hem kadirdir hem rahimdir. Sen kadir değilsin. Sen Rahman da değilsin. Sen rahim de değilsin. O kadar kudreti de değilsin. Sen o kadar merhameti de değilsin. Ne kendi eşine, evladına, ne de kendine değilsin. Çünkü niye? Bizim karşı tarafa olan merhametimiz, yardımcı olma hissiyatımız arkadaşlar, acziyetten gelen, zaaftan gelen, çaresizlikten dolayı bir acıma hissiyatı. Her acıdığımıza yardımcı olabiliyor muyuz biz? Filistin'deki kardeşlerimize ne kadar yardımcı olabiliyoruz? Haydi bakalım. Hadi kadir misiniz? Hadi rahim misiniz? Rahman mıyız? Bu kadar kerim miyiz yani? Değiliz değil mi? Allah diyor ki mülk sahibi benim. Ben kadirim diyor. Ben rahimim. Bak devamında insan soruyor. Nasıl olacak? Yani evet, kadirdir, rahimdir. Kudretine istinad et. Kudretine istinad et demek teslim ve tevekkül demek. Teslim ol. Tevekkül et. Rahmetini ittiham etme. Onun rahmetini eleştirme. Bir mümine lazım olan vardır bunda bir hayır. Cenab-ı Hak evvelini ahirini bilir. O andaki zamanı bilir, onları görür. Her şey onun emriyle idare edilir. Her şeyin dizgini onun yanında. Öyle değil mi? Onun elinde. O zaman kardeş, kime itimat edeceğiz biz? Kime bırakacağız işimizi? Evet diyor, sen sabırlı ol. Sen sabret. Sen Allah'tan daha ileri şefkat sürme. Yoksa Allah'ın rahmetini ittiham etmiş olursun. Şefkat-i ilahiyeden ileri şefkat sürmek, kişi kendini Allah'tan daha şefkatliymiş gibi Allah'a karşı şikayetler başlatır kendi aleminde. Sonrasında ne diyor, bakın dikkat edin. Kederi bırak diyor. Bak, kudretine istinat et, rahmetini ittiham etme. Bunları yapabilirsen kederi bırakırsın, keyfini çekersin. Zahmeti atarsın, safayı bulursun. Şimdi bu kederi bırakıp keyfini çekmek ve zahmeti atıp safayı bulmak, ayak üstüne atıp da kahve içmek değil yani. Böyle umursamazlık anlamında değil. Bak bu nasıl olacak biliyor musun abiler? Şimdi sadece kendi şahsi hayatımızdan örnek vereyim burada. Mesela sen Cenab-ı Hakk'ın kudretine istinat ediyor musun, etmiyor musun? Rahmetini ittiham ediyor musun, etmiyor musun? Gerçekten de mülk başkasınındır. Yani senin değildir. Yani o mülk başkasınındır derken Allah'ındır. Buna itimadın var mı, yok mu? Nasıl anlayacağız? Abi bunu ben anlayamadım yani, bu kederi, bu safayı çekmeyi anlayamadım. Ben sana şöyle anlatayım. Sen mülkü sahiplendikçe, hayatında sana ait olduğunu zannettiğin şeyleri sahiplendikçe ve onlar arttıkça, mülk benim dedin, takla attırdın, ticarette orada burada vesaire. Takvan, ihlasın, günahlara olan hassasiyetin, ibadetlerin sıkıntıya girdiyse, sen kederi almışsın. Sen belayı başına toplamışsın. Sen keyif çekemezsin. Sen zahmeti üstüne almışsın.
Allah'tan uzaklaşmak, takvanda eksiklik yaşamak, ibadetlerinde aksaklıklar yaşamak zahmet değil midir kalbe? Ha? Ebedi cihetten keder değil midir? Dünyevi keyfin yerinde dünyanın başına bela olmuş. Sana Allah'ı unutturduysa, faize girdiysen, yani namazlarını böyle kat edip de, namazlarını kesip de hemen işine gücüne koşma derdine düştüysen, ya Allah'ın yanında rahatını bulacakken, malın mülkünün yanında ticaretini rahat olarak görmeye başlıyorsan, orada rahatını bulmaya başladıysan sen zahmete düşmüşsün. Keder senin her tarafını sarmış. Malında mülkünde sarf ettiğin enerji, gece gündüz hesap kitapların kullukta terakki etme yolunda yoksa, oraya girdiğin zahmet kadar Cenab-ı Hakk'ı razı etme yolunda bir zahmetin yoksa, sen çok zahmetlere, çok kederlere düçar olmuşsun. Biz bunu böyle başka şekilde anlıyoruz değil mi? Ha, yani hastalanmayacağız, başımıza sıkıntı gelmeyecek. Manevi cihetten bu dersi söylüyor yani. Sonrasında hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat. Şimdi kainata geldik. Şimdi bizden konuşuyorduk, ben demişti, sen demişti, şimdi de kainat. Çünkü insan o cihetle de alakadardır yani. Kendisi ne kadar alakadarsa dünya ile kainatla da o kadar alakadar. Hem dediği ikinciye geçti. Hem der ki, sevdiğin, alakadar olduğun, perişaniyetinden müteessir olduğun, üzüldüğün ve dikkat edin, ıslah edemediğin, bir şeyleri düzeltmek istiyorsun, düzeltemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Bitti. Yine beraber kullandı, bak gördüm. Elhamdülillah. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak, cefasını değil safasını çek. Nasıl olur bu safasını çekmek? Kardeş, ahiret hesabına bakan kişi safayı bulur. Bak, ahiret hesabına bakmazsan Filistin'deki olaylara, başka Irak'ta, Halep'te, orada Müslüman kardeşlerimize, Myanmar'da, Arakan'da Müslüman kardeşlerimizin başına gelenlere ahiret cihetiyle bakmazsan isyan edersin. Elbette biliyoruz ki masumlar çektiklerinin bin misli, belki milyonlar misli mükafatını ahirette alacaklar. Zalimler yaptıklarının mislini ahirette ceza olarak, mücazat olarak görecekler. Allah kadirdir, rahimdir, adildir, adili mutlaktır. Bunu diyen adam bu dünyanın safasını sürer. Yine o cihetten değil, yani keyif cihetiyle, eğlence anlamında değil. Kalp ferahlar, ibadetine yönelir, Cenab-ı Hakk'a teslim olur, ona itimat eder. Allah ondan ne istiyor onu yapar. İşte o zaman da diyor sefasını çeker, cefasını bırakır. O hem hakimdir, hikmetli iş yapar, abes iş yapmaz, israf yoktur. Hem rahimdir der, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. O öyle çevirir der. O öyle arz ediyor, öyle irade ediyor der, rahatlar. Bu bizim için de geçerli değil mi zaten? Biz ahitleşmemizi öyle yapmadık mı Cenab-ı Hak'la? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede öyle demiyor mu? Cenab-ı Hak kendi mülkünü bizden satın almak istiyor. Ya 6. sözde anlatıyor bunu. Cenab-ı Hak diyor kendi mülkünü senden satın almak istiyor. Güya bizimmiş gibi. Çok garip değil mi ya? Emaneten verdiğini tekrar parayla geri alıyor. Ayet-i kerime hatırlayın işte. Allah müminlerin canlarını, mallarını onlardan cennet karşılığında satın almıştır. Cennet karşılığında biz satın olarak alınmasına izin verdik zaten. Keşke oradaki kardeşlerimizin o şuurunu alabilsek, onlardaki o iman antrenmandan gelen şuurla bir gün yaşayabilsek. Rahat içinde tevekkül edemiyoruz. Rahat içinde böyle Cenab-ı Hakk'a teslim olamıyoruz. Onlar en sıkıntılı anda onu yapabiliyorlar. İşte diyorum ya, bir gün yaşayabilsek o hali. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Ha, Cenab-ı Hakk'a satmazsan ne olur? Boş yere gider. Sana yokluk kalacak. O satmamakla gelen eziyetler, sıkıntılar belinde yük olacak. Onlarla beraber gideceksin. Onlarla kazandığın günahlar da seninle beraber gelecek. Çok mu dehşet aldın? Çok mu sıkıntı gördün? Ki görüyoruz da. Kaotik bir ortam var yani. Hakikaten de sevdiğimiz, alakadar olduğumuz, perişan olan şu hayat ve ıslah edemediğimiz şu hayatta çok kardeşlerimiz, çok müminler, çok masum insanlar, masum hayvanlar artık ne varsa bir zarar görüyorlar. Dehşet alıyoruz. Diyor ki dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim ne eyler, ne eylerse güzel eyler. De, bunu söyle, pencerelerden seyret, içlerine girme. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Pencereden seyreden tefekkür eder, istenilen mesaj alır. İçine giren kendini kurtarmaya çalışır. O zaman işte tefekkür gider yani. Kendini kurtarmaya çalışma derdine girip de zaten sen o yangının içerisinde sen de yanarsın bu sefer. Ama tefekkür edip senden istenilen neyse onu sergile. Kadirdir, rahimdir, hakimdir, adildir, rahmandır. Bunları gör. Cenab-ı Hakk'ın icatlarını seyret.
Allah haşa sümme haşa merhametsiz değil. Ondan habersiz de bu işler olmuyor. Evet, o yük ağırdır işte. Bakın bu sevdiğimiz, tekrardan hep kainata dem vuruyorum burada. Bu seller, depremler, ölümler, kaoslar, hastalıklar, salgınlar, yangınlar, bunların hepsi hakikaten ıslah edemediğimiz bir hayatın bize getirdikleri. Abi neyi ıslah edebilirsin ki? Evladını ıslah edemiyorsun sen. Ya evladını ıslah edemiyorsun ya. Evladına söz geçiremiyorsun. Kainata nasıl söz geçireceksin acaba? Öyle değil mi? Yani en sevdiğin arkadaşını muhafaza edemiyorsun. Hanımın sana, senin hanıma sözün geçmiyor. Nasıl olacak ya? En büyük isyan eden evladın oluyor sana. Kainatı nasıl ıslah etmeye çalışıyorsun ya? O yüzden insan zayıftır yani. Zayıftır, acizdir. Adam öyle söylüyor ya. 1000 kişiyi çalıştırıyorum diyor. Onlar diyor hazır ola geçiyor. Ya diyor evde çocuğa diyor bir laf geçmiyor diyor. Acizsin işte ya, bu kadar basit yani.